Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak kayısı ağacı hakkında konuşacağız. Kayısı ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim. Kayısı ağacı, gülgiller familyasından bir meyve ağacıdır. Kayısı ağacının boyu 5-6 metreye kadar ulaşabilir. Nadiren daha uzun olabilir. Meyvesi için yetiştirilen odunsu bir ağaçtır. Yoğun ve dağınık dallı, kızıl kahverengi kabuğa sahip bir gövdesi vardır. Erken ilkbahar döneminde beyaz çiçekler açar. Çiçekler, Haziran ayına kadar ağaçta kalır. Haziran ayında ağaç meyve vermeye başlar. Meyveler, önce yeşil renkte olurken olgunlaştıkça sarı ve pembe tonlarına döner. Meyvenin üst yüzeyi ise hafif tüylüdür. Kayısı ağacı, dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir ağaçtır. Türkiye'de ise en çok Malatya bölgesinde yetişir. Ayrıca Kars, Iğdır, Elazığ, Erzincan, Mersin, Muş ve Hatay gibi illerde de kayısı ağacı bulunur. Türkiye, kayısı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır. Kayısı ağacının bakımı ise oldukça kolaydır. Bazı bölgelerde hiç bakıma ihtiyaç duymadan kendi kendine yetişebilir. Kayısı ağacı, güneşli, nemli ve besleyici bir ortamı sever. Toprağı, humuslu, kumlu ve kireçli olmalıdır. Dikim için sonbahar mevsimi tercih edilmelidir. Ağaç, ilkbaharın soğuk günlerinden kolayca etkilenebilir. Bu yüzden yamaç ve sırtlar gibi soğuktan korunaklı yerler seçilmelidir. Kayısı ağacı, çeşitli hastalıklara karşı da korunmalıdır. Kayısı ağacı, güneşli, nemli ve besleyici bir ortamda verimli bir şekilde yetişebilen bir meyve ağacıdır. Kayısı ağacının bakımı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır. Sulama, kayısı ağacı, özellikle meyve verme döneminde bol suya ihtiyaç duyar. Sulama yaparken, ağacın köklerine yakın bir şekilde damlatma yöntemi uygulanmalıdır. Sulama sıklığı, toprağın nem durumuna ve iklim koşullarına göre değişebilir. Sonbahar yağmurları başladığında, ağacı 15-20 günde bir sulamak gerekir. Budama, kayısı ağacı, verimini artırmak ve hastalıklardan korumak için düzenli olarak budanmalıdır. Budama yaparken, profesyonel birinden yardım alınması veya uygun eğitimin alınması tavsiye edilir. Budama, genellikle kış sonu veya ilkbahar başında yapılır. Budama sırasında, kuru, hasta, zayıf ve içe doğru büyüyen dallar kesilmelidir. Ağacın boyu 5-6 metreyi geçmemelidir. Gübreleme, kayısı ağacı, besin maddelerine ihtiyaç duyan bir ağaçtır. Gübreleme, ağacın gelişimini, verimini ve kalitesini artırmak için önemlidir. Gübreleme, genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yapılır. Gübreleme yaparken, organik ve kimyasal gübreler kullanılabilir. Organik gübre olarak, kompost, yeşil gübre gibi maddeler kullanılabilir. Kimyasal gübre olarak, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko gibi elementler içeren gübreler kullanılabilir. Gübreleme miktarı ve zamanı, toprağın özelliklerine, ağacın yaşına ve verimine göre ayarlanmalıdır. İlaçlama, kayısı ağacı, çeşitli hastalık ve zararlılara karşı hassas bir ağaçtır. İlaçlama, ağacı bu etmenlerden korumak ve sağlıklı tutmak için gereklidir. İlaçlama yaparken, uygun ilaçlar, dozlar ve zamanlar seçilmelidir. İlaçlama, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılır. İlaçlama sırasında, ağacın yaprak, meyve, çiçek ve dallarına ilaç püskürtülür. İlaçlama yaparken, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dikkatli olunmalıdır. Kayısı ağacı hastalıkları, kayısı ağacının verimini ve kalitesini düşüren, bazen de ağacın ölümüne neden olan çeşitli etmenlerdir. Kayısı ağacı hastalıkları arasında en yaygın ve önemli olanları şunlardır. Çiçek monilyası, bu hastalık, mantar kökenli olup, kayısı ağacının çiçek, meyve ve sürgünlerinde zarar yapar. Hastalığın belirtileri, çiçeklerin kahverengiye dönüşmesi, meyvelerin çürümesi ve mumyalaşması, sürgünlerin kuruması ve kanser oluşumudur. Hastalık, nemli ve yağışlı havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için, kuru dalların budanması, mumyalaşmış meyvelerin toplanması ve uygun ilaçlamanın yapılması gerekir. Yaprak delen, çil, bu hastalık, mantar kökenli olup, kayısı ağacının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarında lekeler oluşturur. Yapraklarda delikler, meyvelerde çürüklük, tomurcuklarda kanser, dallarda kuruma gibi belirtiler görülür. Hastalık, nemli ve sıcak havalarda daha çok görülür.
Hastalıktan korunmak için yaprak bitleriyle mücadele, uygun ilaçlama ve budama yapılmalıdır. Ateş yanıklığı, bu hastalık bakteri kökenli olup kayısı ağacının çiçek, yaprak, meyve ve dallarında zarar yapar. Hastalığın belirtileri, çiçeklerin kahverengiye dönüşmesi, yaprakların solması ve kıvrılması, meyvelerin çürümesi, dallarda zamklı akıntı ve kuruma şeklindedir. Hastalık, yağışlı ve rüzgarlı havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için uygun ilaçlama ve budama yapılması gerekir. Kök çürüklüğü, bu hastalık mantar kökenli olup kayısı ağacının köklerinde ve gövdesinde zarar yapar. Hastalığın belirtileri, ağacın solması, yaprakların sararması, meyvelerin küçülmesi, köklerde ve gövdede mantar oluşumu ve çürümedir. Hastalık, nemli ve zayıf topraklarda daha çok görülür. Toprağın havalandırılması ve dezenfekte edilmesi, sağlıklı fidanların dikilmesi gerekir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları incelemek için Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.